Merhabalar, bugün en sevdiğim tatlılardan birisi profiterol tarifi vereceğim sizlere. Lezzetine doyamayacaksınız, emin olun. Hamuruna margarin kullanmadım, keçi sütlü tereyağı kullandım. Çok çok lezzet veriyor, tavsiye ederim arkadaşlar. Öncelikle 1 su bardağı yani 200 milim suyu tencereme aldım. 125 gram yani 3 yemek kaşığı dolusu da tereyağını ilave edip 1 yemek kaşığı dolusu da toz şeker koyup yağ eriyene kadar bekledim. Ardından 1 su bardağı unumu eleyerek içerisine aldım. Eleme işlemi burada önemli arkadaşlar, çok fark ediyor. Ve birkaç dakika hamurumu un kokusu çıkana kadar kavurdum. Aynı tencere içerisinde bu hamuru soğumaya bırakabilirsiniz. Fakat mutfak şefi olduğu için çok kolay olacaktır arkadaşlar. Birer birer 4 tane yumurtayı içerisine alıp iyice çırptım. Eğer dediğim gibi mutfak şefiniz yoksa çırpma teli veya tahta kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde daha hızlı ve çabuk oluyor bu işlem. Yumurtalar çok büyükse 3 tane yumurta da yeterli olacaktır. Bakın kıvamı böyle oldu. Çok güzel bir kıvam aldı. Ve bunu şimdi krema sıkma torbasına koymam lazım. Veya 2 kaşık yardımıyla da tepsiye alabilirsiniz arkadaşlar. Buzdolabı poşetleri var, böyle kalın olanlar özellikle. Onun içerisine de alıp uç tarafını biraz kesip, fazla kesmeyin ama uç tarafını. Ve o şekilde tepsiye sıkabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Ve bu şekilde hepsini sıktıktan sonra 180 derece ısıtılmış fırına verdim. İç dolgusunu hazırlamak için tencereye 3,5 su bardağı sütü aldım. 2 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2,5 yemek kaşığı mısır nişastası ve 12 yemek kaşığı toz şeker lazım. 12 yemek kaşığı toz şeker yerine ben onu 7 kaşık olarak koydum. Daha az şekerli seviyorum. Eğer tatlı seviyorsanız 12 yemek kaşığı koyun arkadaşlar. Bu karışım koyulaştıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 paket de vanilya ilavesi yapalım. Bu şekilde kremamız çok lezzetli olacaktır. Kremada soğumaya bıraktım ve 40 dakika boyunca bu hamurlar pişti ve İç tarafları zaten boşluk kalmış oluyor arkadaşlar. Kremayı çok rahatlıkla sıkabilirsiniz içerisine. Krema sıkma torbanız yoksa kaşıkla da içerisine alabilirsiniz. Üzerine döktüğüm çikolata sos hazır değil arkadaşlar. Hazırla da yapabilirsiniz tabii ki ama şu şekilde de hazırlayabilirsiniz. 2 paket yani 400 gram kremayı tavanızda iyice ısıtın ama kaynatmayın. Isıttıktan sonra içerisine 2 paket de çikolata ilavesi yapın. Bitter tercihiniz olsun. Ve bunu karıştırdıktan sonra biraz soğutun o krema ve çikolata karışımını. Ardından üzerine dökün. Zaten soğudukça da biraz koyulaşıyor ve lezzeti daha çok geliyor. Yumuşacık bir profiterol, lezzetli bir profiterol elde etmiş olacaksınız. Eğer videomu beğendiyseniz, tarifim de tabii ki, beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hatta abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın.